Herkese merhabalar değerli izleyiciler. Bugün yine yeni, yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuzun asıl amacı milyonlarca öğrencinin aklını karıştıran, aklını kurcalayan çan eğrisi nedir, nasıl hesaplanır bununla ilgili sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Videomuzu izlerken kanalıma abone olabilir. Videolarımı Like, beğeni tuşuyla dokunarak bizlere destek olabilirsiniz. Evet değerli izleyiciler, üniversiteler arasında birçok ortak nokta olduğu gibi birçok farklılıkta bulunmaktadır. Bu farklılıkların arasında şüphesiz ki öğrencileri en çok ilgilendiren not sistemleri birçok üniversitede kullanılan çan eğrisi nedir, nasıl hesaplanır bunu sizlere aktarmaya çalışacağım. Üniversitelerin hemen hemen hepsi notları harflerle ifade etmeyi tercih etmektedir. Bu durumu lise veya ortaokuldaki beşli puan sistemine benzetebilirsiniz. Yani 85 üzerine nasıl önceden 5 diyor isek, üniversitede bunun yerine harf notu kullanmaktayız. Fakat tabii ki biraz farklılıkları var. Öncelikle çoğu üniversitede standart olarak kullanılan harf tablosuna gelin, hep birlikte bakıp inceleyelim. Öncelikli olarak puanlar, notlar, not kaç sayıları nelerdir? Tablomuzu inceleyelim. 90 ile 100 arası AA. Yani 4 ortalamasına, not kat sayısına denk, denk gelmektedir. 80, 89,99 BA, 3,5 kat sayısına denk gelmektedir. 70, 79,99 BB, 3 tam kat sayısına denk gelmektedir. 65, 69,99 CB yani iki buçuk not kaç sayısına denk gelmektedir 60 64,99 cc yani 2.25 kat sayısına denk gelmektedir buraya kadar ki saydığım notlarda arkadaşlar bir öğrenci koşulsuz olarak bu notlardan herhangi birini aldığı takdirde üniversiteyi şartsız koşulsuz geçmiş sayılır şimdi gelelim diğer notlara 50, e, 60 64,99 cc demiştik. Buradan sonrasını e, şartlı veya üniversitenin işte çan Eylisi dediğimiz olayın devreye girmesiyle nasıl geçeceği hususunda bilgi vermeye çalışacağım. 50, 59,99 dc yani 1,75 kat sayısına denk gelmektedir. 50, 54,99 DD 1,25 kat sayısına denk gelmektedir. 49,99 49, FD yani 0,75 kat sayısına denk gelmektedir. 0,39,99 yani FF 0,0 kat sayısına denk gelmektedir. Zaten devamsızlıktan kalanlar F1 0,0 olarak kaydedilmektedir. Tabi F1 olayı açık öğretim fakültelerinde uygulanmamaktadır, değerli izleyiciler. Tabloyu incelediğimiz zaman aslında ilkokul veya ortaokuldan çok farklı bir durum olmadığını siz de fark etmişsinizdir. Burada AA ile CC arasındaki herhangi bir harf notuna sahip olan herkes dersi geçmiş kabul edilir. DC ile DD alan öğrenciler ise şartlı geçmiş sayılır ki bu duruma birazdan açıklık getirmiş olacağız. FD ile FF arasında ki öğrenciler direkt olarak dersten kalırlar ve seneye veya yaz okulunda dersi tekrar alıp geçmek zorundadırlar. Fakat FD ile FF arasında kalan öğrenciler seneye ders alacaklarsa devamsızlık zorunlulukları bulunmamaktadır. Yani sadece sınava girmeleri yeterli olacaktır. Fakat F1 alan öğrenciler ise FD ve FF ile aynı kaderi paylaşmakta fakat öğrenciler devamsızlıktan kaldıkları için seneye dersi istediklerinde deimsizlik yapma hakları sınırlı olacaktır. Üniversitede şartlı geçme nedir arkadaşlar? Bununla ilgili sizlere bilgi aktarmaya çalışacağım. Her üniversite yıl sonu not ortalamasında iki baraj belirlemektedir. Bunlardan ilki sınıfı geçme, diğeri ise şartlı dersleri geçmek e, anlamını taşımaktadır. Genellikle birçok okulda sınıf geçmek için ortalamanın iki şartlı dersleri geçmek ise şartlı dersleri geçmek için ise 2,25 olması istenmektedir. Bunu daha iyi anlamanız için biraz daha açıklama yapmak istiyorum. Mesela yabancı dil dersinden DD alan bir öğrenci eğer yıl sonun ortalaması 2.25'ten düşük ise o dersten kalmış sayılır. Fakat 2.25 üstünde bir not ortalamasına sahip olursa otomatik olarak şartlı dersten de geçmiş kabul edilir. Ve tekrar o dersi almasına gerek kalmaz. Tabi tekrar belirtmekte fayda var. 2 ile 2,25 üniversiteden üniversiteye değişmektedir. Bu yüzden okulunuzdan sınıf geçme şartı sınıf geçme ile şartlı dersleri geçme ortalamasını öğrenmeniz gerekmektedir. Bunun dışında şartlı ders sayısında herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Yani isterseniz tüm dersleri şartlı olsun veya ortalamanız 2.25 üstü olsun hepsini geçmiş kabul etmek kabul edilmektesiniz. Peki üniversitelerde çan eğrisi nedir? Biraz daha buna değinelim. Üniversitede her dersten olduğunu sınav sonrasında sınıfınızın aldığı notların ortalaması alınmaktadır. Sonrasında ortalama üzerinden standart sapma işlemi ile notlardaki artış ve azalış miktarı belli olur. Yine örnek vermek gerekirse 4 kişilik bir sınıfın vize ve final ortalamaları şöyle olsun. 40, 50, 60, 70. Buradan sınıf ortalaması 55 olarak çıkmakta ortalama hesapladığınız zaman 55 çıkmakta ortalaması. Ardından sınıf ortalaması C C kabul edilerek diğer harf notları standart sapmaya göre tekrar hesaplanır ve yukarıdaki tablo değişir. En yalın haliyle çan eğrisi bundan ibaret. Fakat üniversitenin hem en güzel hem de en kötü yan olabilecek bir şeyi unutmayın. Her hoca buna uymak zorunda değildir. Yani Sınav sonrası hesaplamanıza göre çan eğrisiyle dersi geçiyorsunuz. Fakat hoca bir anda tüm harf notunu kendi kişisel kanaatiyle değiştiriyor ve siz dersten kalıyorsunuz. Ama olumsuz düşünmeyin çünkü aksi de mümkün çan eğrisiyle sınıfı da geçiyor olabilirsiniz. Peki çan eğrisi nasıl hesaplanır? Yazının içinde de belirttiğimiz gibi sınıfınız not ortalaması X ise bunu genellikle CC olarak kabul edilir. Ardından standart sapma işlemi ile sınıfın notlar arasındaki oynama miktarı tespit edilir ki bu sizin yapmanız çok zor bunu sizin yapmanız çok zor çünkü herkesin notunu öğrenmek zorundasınız. Bu yüzden bu işlemlerin öğretim görevlileri yani hocalarımız yaptıktan sonra isterlerse kendi inisiyatiflerini kullanarak isterlerse sınıfın durumuna göre standart sapmayı belirlerler. Bundan sonra ise her not ortalamasına artı standart sapma eklenerek harf notları belirlenir. Mesela bir sınıfın sınav sonrası ortalaması 65, 65 olarak alalım. Standart sapması ise 7 olsun. O zaman harf notları aşağıdaki şekilde değişecektir. 63 ile 69,99 arası CC, 70 ile 76,99 arası CB, 77 ile 83 99 arası BB 84 ile 90,99 arası BA 91 artı üstü ise AA olarak kabul edilebilmektedir. Kısacası çan eğrisi bu şekilde hesaplanmaktadır. Bu sistemin en kötü yanı ise hocalar harf notlarını açıklamadan kimse geçip geçmediğine emin olamamaktadır. Bu vesileyle e, hesapların, sapmaların, e, ders ortalamalarının, sınıf ortalamalarının hesaplanmalarıyla çan eğrisinin ne olduğunu, nasıl olduğunu kısaca sizlere aktarmaya çalıştım. İnşallah e, bu bilgiler işinde biraz daha bilgi sahibi olursunuz ki e, yine eminim ki olamayacaksınız. Çünkü hiç kimse sınıf ortalamasının yani tüm sınıfın hangi nota sahip olduğunu bilemeyeceği için yine inisiyatifimizi hocalarımıza, öğretim görevlerimize bırakmış bulunmaktayız. Ee, videomuzun sonuna geldik. Videomuza like, beğen atmayı unutmayın. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorumlar kısmında ifade edebilirsiniz. Kanalımıza abone olmak sizden olsun. Sizden olsun istiyorum. Hepinize saygı, sevgilerimi sunuyorum. Hoşça, hoşça kalın. Kanalımdaki e, diğer ders videolarına göz atmanızda fayda var. İnşallah sizlerin faydasını olacak olan e, yeni videolarla karşınızda olacağım. Yaşanlıkla kalın, saygılar sunuyorum.